Belki yaşamak dediğimiz var olmakla ayrı şeylerdir. Belki de hepimiz varızdır. Bazıları yaşıyordur. Bilmiyorum. Ama genel olarak Sen yaşıyor musun peki? zaman zaman yaşıyorum. Çünkü yaşama ölçüsü insanın ayıklayabileceği bir şey. Var olmayla yaşama hadisesi. Yani Hayat nefes aldığın değil, nefesini kesen anlardır anlardır değişindeki diyorsun. hadise gibi. Yani bazen gerçekten yaşam dolu olursun, yaşadığını hissedersin ve bir şükranlıkla beraber gelir bu duygu içine. Ama bazen de sadece var olursun, Evet. sadece devam edersin, sürüklenirsin. Uzak Doğu sözü de der ki hayat seni şükranlarla donatmaya başladığında egona dikkat et. Evet. Ego yani egona dikkat et. Evet. Yani Çünkü o onun şükran bir şeyinde dakika bile tam hatırladığım kısımlarını söyleyeyim mesela. Bu sadece bu değil bu arada. Ne zaman neye dikkat edeceğin üzerine gibi bir şey. Yalnız kaldığında düşüncelerine dikkat et. İnsanlarla olduğunda ağzına dikkat et, diline dikkat et. Arada hatırlamadığın bir şeyler ve hayat seni şükranlarla donattığında egona dikkat et. De varan bir şeydi. Bunun gibi bir sözü hayatımda şöyle bir yerde karşılaştım. Ortaokulumun sonlarındaydı sanırım. Küçük amcam bana böyle yaş olarak işte aramızda 9 yaş falan var. Şu an tabii evlendi, işte çocuğu var, evden çalışıyor, takılıyor gibi bir şeydi. Ve doğal olarak da biraz uzaklaştık çünkü artık yani çok uzun zamandır görüşmüyoruz. O da buna bir Ne neden. yapardınız küçükken? Ya bilmiyorum. Ben ona sadece aslında o bir şey FIFA yapmazdı. PES falan O oynar mıydınız? yok Öyle oynamazdık. şey mi? Nasıl bir Ama şey? mesela halı saha maçlarını işte onların yetişkinlerin diyelim. Halı saha maçlarına ben de giderdim mesela defans olmaya Defanstın. gibisinde. Hiçbir zaman defansta durmuyordum ama Ben defanstım genelde. kanat o yüzden diyorum. Kanat oynuyordum. Ben de şöyle bir şey vardı. Yani hırslı olduğum zaman hızlı koşabiliyorum ya da ne bileyim daha atik oluyorum falan. O O zaman yüzden yakın bir zamanda bence halı saha yapma. Çünkü o hiç vücuduna dikkat etmeden o hırs ortaya çıkarsa ve koşmaya başlarsan maazallah yani düşebilirsin ki bazen. ben bunu gördüm. Orta amcam da yine böyle bir halı saha maçında sigara içer, alkol içer falan filan ve vücuduna hiç dikkat etmez. İşte sabah et yer, şey yapar falan. Kötü beslenmenin şeyidir yani hani bence Kötü figürleri. beslenme ne onu da aslında çok bilmiyoruz Hepimiz bence. biraz kötü beslenmenin mankeni olabiliriz ama ya kötü beslenme ne bir tık kötü beslenme deyince kafamızda çağrışan şeyler olan şeyler Şey aslında. mi mesela takip etmemem vücuduna ne aldığımı Hayır, takip vücudun etmemem. hani en nihayetinde senin bir tapınağın ve sonuçta ona zarar verecek her Hayır tamam da şeyi ne biliyorsun. Ne bileyim sigara herkes vücudu ne içmen istiyorsa zararlı vücudun için. Alkol içmen zararlı. Ne bileyim hazır gıdalar tüketmen zararlı. Çok et yemen zararlı falan gibi. Bunları yapıyorsan şey ve bu halı saha maçında neredeyse kalp krizi geçirecek tıkan mış hareket edemiyor falan bir hale gelmişti. Bunu da gözlemledim. Ama küçük amcama dönersek o sanırım şey Edebalı'nın ya da bir Osmanlı padişahlarından birinin hocası gibi birinin de olabilir. Ben Edebalı'nın diye düşünüyorum. Hatta öyle hatırlıyorum diyelim. Eline, diline ve beline sahip ol diye bir öğütü var. Ve bunu Şey Edebali diye okuyorum ben Edebali, onu. Edebali, Edebalı, Edebalı mı Edebali mi? Bali'dir muhtemelen.
Ve bu şeyi, bu sözü tabii ben Şeyh Edebali'nin falan olduğunu bilmeden önce bunu bana söylemişti ve eli dili anlamlandırıp beli anlamlandıramamıştım. Beli ne demek diye söylediğim zamanda da büyünce anlarsın dedim. Büyünce Ne anladın çok belinden sonra? kalmadan zaten anladım. Bel Yani ağrıları mı yoksa burada penis yerine bel mi diyor? penis Penis yerine yerine. bel diyor. Ama bel ağrıları da var. Bel ağrıları da Büyüyünce. var. O da Bel büyük problem. ağrıları çok şey yani bu çok uzun zamandır var. İlk ayaklandığımızdan beri var bu ağrılar. Bu kadar hani buna dikkat çekeceğini düşünmüyorum. Öyle mi diyorsun? Aynen. Oradan kastı şeydi, penis Ama imgesiydi namaz muhtemelen. kılarsan, yoga yaparsan, ona şey yaparsan bel ağrısı çekmiyor olabilir misin acaba? Daha azaltıyor Yani olabilir mi? azaltıyor olabilir ama hala çekmiyorsun diye bir şey olamaz. Sonuçta bu şey, sürekli öyle belki de devam etmelisin hayatına ama bu sonlanacak bir şey değil yani. Bir şekilde en O ufak bel bir ağrısı masa bulacaktır başına ya. ya da bir şeye geçtiğin zaman yani eğil kalk ya da bir Bunun bir anketi falan var mı acaba dünya çapında? Bel ağrısı çekiyor musunuz, çekmiyor musunuz diye. Dönem dönem herkes çekiyor olabilir umarım bence. yapılmıştır. Yapılmasısa da yapılması gereken bir Herkese şey. sorsunlar değil mi? Dönem dönem Bence çekmeyse. yani bu Bunun evet. istatistiği belli olsun. Ki bu olmalı zaten. Yani bir şekilde bu kadar beli ağrıyan insan var ve bunların bir söz sahibi bir yerde bir anketlerinin ya da bir isimlerinin geçmesi gerekiyor. Eline, beline ve diline dikkat et. Evet, bu ben de sonradan. Tabii bunun hiçbir şeyinin yani bu öğütün aslında ya bana çok erken yaşta söylendi ya da bu öğüt çok da şey yapılabilecek bir şey değil. Çünkü insan yaşamı bir deneyim silsilesi ve Aslında neye dikkat et desen ondan anlamlı bir şey çıkartılabilir gibi. Çünkü dikkat etmek mesela o Huxley'in Ada kitabındaki papağanların dikkat, dikkat diye neydi? bağırma. Dikkate Evet. dikkat etmeyi öğütlüyorlar. Evet. Evet, dikkat etmeliyiz yani genel olarak ama bu hani bir şekilde sonuçta öğrenilerek şey yapılan biliyorum insan genelde hani anlamlı olan bir şekilde tabii ki de her şeyde her dikkat edilmesi gereken konuda bizatihi yaşaman gerekmiyor bunu ama anlamlı olan biraz bunu deneyimle pekiştirmek, bilmek. Yani bir çok klişe bir örnek ama bir çocuğun sobaya dokunması gibi. Sen ne kadar sobanın sıcak olduğunu söylesen de ona o sobaya dokunduğu anda bu Mesela şöyle bir farkındalığa şey de erişecek. var. Şimdi sen, ben burada bir anda yükselmeye başlasam, uçmaya başlasam, normal böyle anlatacağın şeyi anlatmaya devam etmezsin, değil mi? Buna bir tepki verirsin. Yani Ama ben mi uçtum acaba derim doğru, öncelikle. o da olabilir. Ha, kendine de şey yapabilirsin. Ama bir mesela 2 yaşında bir çocuk görse bunu, o aşırı 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 belki bir yetişkinden daha az tepki verir. Çünkü 2 yaşındaki çocuğun deneyimi ona daha olabilir şeyi, hani onun için daha şey olacaktır. Bu Mümkün arada bir gibi felsefecinin, bir akademiden bir insanın bir değişir. makalesinde şeyinde geçen bir şeydi. Yani üniversiteden hatırlıyorum da. Yani büyüdükçe ya da şöyle dersek bildikçe daha az şaşırıyoruz ve daha gerçekliği daha şey yaptığımız, tanımladığımız şekilde yorumluyoruz gibi. Evet. Gerçekten tanımladığımız şekilde şey, evet, öyle Ve oluyor. Ve mesela sence bu levitasyon olayı var ya, öyle bir iddia var. Dünyada işte meditasyonla
yerden yükselebilen insanlar olduğu söyleniyor. Hiç Hı-hı. gördün mü ve böyle bir şey mümkün müdür? Görmedim. Ben de görmedim. Biliyorum bazı şeyler. Hani işte mesela çatalı oynatıp ya da kıvırabilen ya da ateş çıkarabilen haberler, insanlar falan duydum. Buna cevabım şey. Mesela bir tane şey vardı. Aranızda telepatik güçlere sahip olan varsa, telekinetik güçlere, parmağımı kaldırsın. Yani buna olan cevabım bu. Bu yani bilmiyorum. Eğer varlarsa şahit olmak isterim. Yani. Ama zihin gücüyle sonuçta şöyle bir şey de var. Yani bunu nasıl yapabiliyorlar bilemiyorum. Hiçbir metodolojide de anlamlandıramıyorum. İnsanın en aldanması kolay duyularından biri göz. Ki o yüzden mesela sihirbazlık ya da işte hokkabazlık ya da ne deriz ona? İllüzyonist her neyse. Ler var. Çünkü göz çok yanıltıcı bir şey duyu ve bunu şey yapabiliyor. Ama bunun dışında böyle bir şey varsa bunu da şeye yoruyorum. Sonuçta insan beyin kapasitesinin çok kısıtlı bir miktarını kullanabilen bir canlı. Yani bütün bu şeyler, bütün bu yaratımlar, bütün bu edinimler falan çok kısıtlı bir şeyden geliyor, organizmadan. Ve bunun ötesinde hani bu düşündüğümüz şekilde daha fazlasını kullanabildiği zaman bir takım güçler, bir takım şeyler kazanabilir. Ben şeyin gerçek olduğunu duyular kazanabilir gibi hissediyorum. İnanıyorum bu arada. Bunu görmedim ama mesela insan kaç? 5 duyuya mı şey atıyorum? Ahtapotlar bunun 2-3 katı. Hani ya da başka bir canlı başka duyularını hareket ettirebiliyor. Yani buna şey yapabilir. Ya şey var ya mesela bunu genelde şey yaparım, doğruluğunu aslında hiç araştırmadım ama sadece duyduğum bir şey bu da benim. Tibet'te çıplak bir şekilde yanlarını ıslak battaniye alıp dağın zirvesine çıkan Himalayaları. Aynen, Himalayaların zirvesi de şeydir. Buz karla kaplıdır. Ya da çok mesela soğuktur yani. Kendini yakan orada, Tibetli keşişi düşün. Şey de var yani, bunların görüntüleri de var. Monk'u düşün mesela. Kendini yakan monk ve hayatına devam ediyor. Meditasyon yani. Esnasındayken hiç kımıldamadan neredeyse kendini yakıp gözleri kapalı bir şekilde ölüyor. Şimdi bu insan bunu nasıl yapabiliyor? Çünkü yanma duyusu hani muhtemelen yandığımız andan itibaren çığlıkların araları patlatır bir duruma sokarız. Ölmeyi seçmiş demek ki. Ve bu kabullenişlik ve beynine hükmetme yani irade evet, bunu... Evet. Geçen Rıfat anlattı ya, atlayamamış sadece sanal gerçeklikte halının üstünde olduğunu bilmesine rağmen o gözlük ona bir gökdelenin tepesinde olduğunu gösterdiği için atlayamamış aşağı. Evet. Ama orada adam kendini yakıp buna hükmediyor. Hani o... İşte zihnimizi ne kadar şey yapabildiğimizle, yani ne kadar kontrol edebildiğimizle, ne kadar onun hakim olduğumuzla alakalı bir şey. Günlük hayatta da öyle. Birçok manipülasyon, birçok kandırmaca var zihnimizi. Bir oyun içine sokacak ve hani yediğimiz zaman oynuyoruz o şeyi. Ve gerçeklik mesela. Mesela izlediğim en acayip belgesellerden biri, ismi neydi hatırlamıyorum ama gerçekten tarih boyunca kamera icat olduğundan beri çekilmiş amatör videolardan oluşan bir şeydi. Hı hı. Ama bu amatör videoların arasında işte ne bileyim bilmem ne savaşında o savaş devam ederken bir askerin halktan birini vurduğu an, gerçek anı falan bile var ve izlerken o vurup o adamın ölüşünü böyle canlı canlı görüyorsun. O askerin orada duruşunu da elinde silahıyla şey falan. Evet. İşte gerçek doğum görüntüleri var. 1900
50'lerden falan böyle doğum şeyleri, onu da tamamen videoları çekmişler falan. Hani bunları şey kurgulayıp bir filme mi dönüştü? Aynen. Bir belgeseli. İsmi neydi hatırlamıyorum ama ve çok da tavsiye eder miyim izlenmesini bilmiyorum. Çok neden? Ya ben izlediğimde garip bir zevk almıştım ama tamamını izleyemedim. Ama izlediğim süre boyunca gerçekten çok acayipti. Tamamen gerçek şeylerdi çünkü. Böyle kurmaca bir şey de değil. Ama işte ben tamamını izlemediğimden belki tavsiye eder miyim bilmiyorum. Evet. Güçlü bir şey yani. Bazen bazı güçlü şeyler rahatsız edebiliyor ve o çekingenlik mi senin de yaşadığın şey? Olabilir. Tamamını izleyememe hadisesi. Yani bir şeyin tamamını izleyememe, mesela keyif aldıysan neden olur tamamını izleyememek? Herhalde işte bu... Ne bir gibi. Suçluluk duygusu bir şey mi girdi? Ne, o, ne bilmiyorum ki. Suçluluk duygusu girmesi de saçma aslında ama neyden suçluluk duyuyorum yani? Yani işte... Öğretilmiş o şeylerimizin... Mesela ama onu izlerken şöyle bir şey. İzlerken başka birine yakalanmak istemezsin muhtemelen. O görüntüleri izlerken. Gibi bir şey olabilir. Evet. Bundan suçluluk... Evet, neden mesela şey olamıyoruz hiçbir zaman? İşte bu suçluluk duyguları ya da bu öğretilmişliklerin... şeyine çıkamıyoruz. İlla ki bir şekilde galip gelen onlar oluyor. Yani o duygular ya da o kişiler. Yani günlük hayatta bile aslında kendimizi rahatça tanımlayamıyoruz. Personalar, maskeler takınıp. Bunu yapıyoruz evet. Bu bütün bu yaptığımız şey, bu ne kadar basit görünürse görünürsün aslında çok büyük bir dalgalanma yaratıyor. Ve ta ki senin bu bir şey izlerken suçluluk duymanda yaşadığın şeye kadar. Günlük hayat. Yani yaptığımız... Ama bunu yapmasak... Bu sefer de sadece işte... Uygar bir topluluk olabilir miyiz? Bu kadar gelişebilir miydik mesela? Yani bir olup... Her şey serbest diyelim. Tamam, devletler de yok. Hiçbir denetleme, hiçbir şeyde, hiçbir durumda yok. Bu mümkün olmadığı için şu an böyle bir sistemdeyiz bence. Çünkü orada yani belli şeyler koymamız gerekiyor, anladın mı? Kurallar. Evet. Birlikte yaşayabilmek için. En az rol yaparak ama bunu inşa etmeniz istiyorum ben de. Yani sen ne kadar kurallar koyarsan koy, rol yaptığın sürece yani bir tamam dünya bir oyun sahnesi falan olabilir ve biz de oyuncular olabiliriz ama hani en azından realist bir oyun olsun bu yani. Hani gerçekçi olsun, yoksa diğer türlü çok şey bu kadar yapmacıklık içinde bu kadar uzlaşmacı olmaya çalışmak çok anksiyeteli ve çok yorucu bir durum. Yani. Çünkü ama her 7 milyar farklı bilinç gerçekten 7 milyar farklı bilinç. Ve bunun evet. Ortak şeyi ne? İnsan olmak ama herkes bambaşka. Gerçekten bambaşka yani. Bütün o ışık spektrumundaki iki uç kadar bütün insanlar farklılık gösteriyor. Evet. Bu güzel. Bu kadar başka olmaları. Güzel olan bu yani. Evet, anlıyorum senin dediğin şeyi de. Yani bu kadar bambaşka, bu kadar karmaşık bir şey arasında nasıl şey yapabiliriz? Ama işte bu yüzden yeni bir hani söylem, yeni bir şey bulmamız. Bunu yapabilecek en şey yolu bulmamız için aslında çabalamamız gerekiyor. Yani diğer türlü zaten bu sefer daha... Evet. Yani... Ayrışmacı ve daha
Bu mesela rollerin daha çok açığa çıktığı alayına yapmacık bir şey. Mesela şey haline. Gibi hissediyor musun? Ben bazen öyle hissediyorum çünkü. Sanki insan bilinci o kadar kutsal bir şeymiş ki gibi geliyor bana. Ama o kadar boşa da harcanan bir şeymiş ki. Hani böyle inanılmaz bir kutsayışımız var. Çok acayip bir şey var elimizde, bilinç denen. Ama yani boşa gidiyor, anladın mı? Hı hı. Harcıyoruz durduk yere onu. Yani bu kutsallığı hissetmek değil ama yani bir şekilde aslında ölümlü varlıklar olduğumuz için ne yaparsak yapalım her şeyin boşa gideceğini düşünüyorum. Yani bunu sen varsan ya işte, her şey var ya. Biraz çünkü yani mesela bilinç oldu mu ne olması gerekiyor gibi düşünürsem benim buna şeyim. Hadi sen de cevap ver, ben de şey yapayım. Bunun için de 7 milyar farklı görüş çıkar. Ama benim için mesela biraz böyle bir bilinçteysen dans edip gitmen gerekiyor. Hani o bilinçle o bilinci en evirebileceğin ve onunla en eğlenebileceğin şekliyle, yani dans etmekten kastım sadece metafor olarak. Metafor dans. Olarak. Evet. Hı-hı. Eğlenmelisin. Öyle bir dansı hı-hı yapıp gitmen. Hı-hı. Gibi bir şey diyebilirim. Hı-hı. Sen de ne yapmalı bu bilinçle? Ya bu bilinci en yakın hastaneye kaldırılır yani. Tehlikeli bir şey yani bilinç, bilmek. Yani şey diyorsun. Bununla yine şeye gidelim, hastaneye bir kapatılmaya, bir yani bir tedavi etsinler. Bu nedir yani? Bu nereye gidiyor böyle, anlatabiliyor muyum? Yani bir şekilde ne verirsen o çıkacak bir şey yani. O yüzden tehlikeli. Ki o yüzden dünyada bu şey var. Bu bilinci inandırmak, manipüle etmek çok kolay yani. Bill Gates ne demiş biliyor musun? Geçtiğimiz günlerde. Hı hı. Dünyada ya sayısını tam hatırlamıyorum da sallayacağım tamamen. Dünyada Elon Musk'tan 30 tane olsaydı dünyayı kurtarmaya yaklaşabilirdik gibi bir şey demiş. Ya Elon Musk kendini kurtarabilecek asıl şey bu. Elon Musk tabii. Mesela ben çok insandan şey duydum. Elon Musk'ın bu süperstar. Enteresan bir adam ama mesela Johnny Depp'e yaptığını kim ne diyecek abi? Ne yapmış Johnny Depp'e? Yani en büyük kazığı attı Elon Musk. Ne yapmış? Johnny Depp'in en son sevgilisi değil, eşi olan Amber Heard diye bir kadın var. Hı-hı. Biliyorsun, bir sinema yıldızı. Ve evliliği sırasında Johnny Depp'in Elon Musk, Amber Heard ve Cara Delevingne diye bir mankeniydi. Yine bu da oyuncu, Amerikalı. Şey yapıyorlar. Hatta sanırım onların evinin asansöründe şeyleri var, kayıtları var. Grup yapıyorlar. Johnny Depp'le evliyken. Evet. Ve şu an Johnny Depp ne kadar üzgündür. Ama şu an Johnny Depp ne kadar üzgündür. Yani üzgün falan değil, ayrılmak istiyor zaten. Johnny Depp'i yakından şey yapıyorsun gibi. Evet, bir şey geçmişimiz var aynen. Aynı şeyleri sevme gibi mesela. Neyi mesela Johnny Depp'li? Hunter C. Thompson'ı mesela. Hunter S. Thompson'ı. Hunter S. Thompson'ı. Gonzo. Hunter S. Thompson'ı evet. Arkadaşlar zaten. Arkadaşlar. Yani. Mesela Elon Musk değil. Yani, yani ya da bilmiyorum. Yani ama bunda Johnny Depp için ne bileyim. Johnny Depp için üzülmüyorum. Amber Heard
Yani kendi kaybeder. Hayır, zaten boşandılar. Şöyle bir şey var boşanmalarında da. Bayağı çekişmeli bir şey oldu. Mahkeme oldu. Yakından takip ettiğimizde. Amber Heard'ı dövmüş sanırım. Amber Heard'da işte boşanma şeylerinin birinde böyle şiddet muhabbetine değiniyor. İşte tabii para, nafaka, zarsurt muhabbetleri işte sürerken Johnny Depp Karayip Korsanları filminden geri çekiliyor. Fantastik Canavarlar Nerededir falan olan, Harry Potter'ın devamı olan filmden de şey yapıyor, prodüksiyon şirketleri böyle biriyle çalışamayız falan gibi. Birkaç işini baltaladı. Yani filmlerde göremeyeceğiz o anlamda. Johnny Depp'i. Kadına şiddet. Çünkü biliyorsun bu çok zamanlarda şey oldu ya Amerika'da falan. Tabii Me öyle, Too hareketi. Me Too hareketi. Harvey Weinstein. Weinstein. Gibi şeyler tarafından. Ve yani ne diyeyim ki? Şeyleri mesela işleri baltalandı. Yani tabii ki de bu mesela Türkiye'de işte de gördük bunu değil hani mi? Benim mesela verdiğim tepkiyi Johnny Depp de verseydim. Bu pandemide. Ondan öyle bir şey beklerdim yani. Allah'ından bulsun. Hayır sen kaybettin falan. Dur, bırak yani gitsin ne... Yani niye işte dövüyorsun ki Elon Musk'la grup yaptı diye? Evet, çok saçma. Yani yani bunu Türkiye'de de görüyoruz. Mesela en son Cem Yılmaz'ın yakın arkadaşı falan. Çünkü böyle diye giriş yapıyorum. Çünkü bütün magazin Ozan haberleri Güven. Böyle giriş yapıyorlar. Ozan Güven'i tanımlamak için. Yakın arkadaşı Cem Yılmaz'ın yakın arkadaşı Ozan Güven işte sevgilisini dövdü falan. Cem Yılmaz'la çok yakın evleri. İşte bir sokak falan aralığında sanırım. Geçen metrobüste bir kadın çok saçma bir nedenden, neden olduğunu hatırlamıyorum, bağırmaya başladı falan. Sonra bir tane adamı Suriyeli sandı. Halbuki Türktü böyle. 50'li, 60'larına yakın bir adam. Beyaz saçlı falan. Gitti o adama arkadan kafasına öyle bir vurdu ki yani böyle bayağı sert vurdu. Pat diye patladı bütün metrobüste şey diye. Adamcağız da yani hiç böyle şey yapmadı. Ya deli midir nedir falan deyip uzaklaştı böyle. Hı hı. Herkes kadını susturmaya çalışıyor çünkü çok bağırıyor. Çığırınıyor böyle hiçbir şey yokken metrobüste. Sonra bir jilet çıkarttı çantasından. Jileti sallamaya başladı falan. Başka bir adam katıldı buna falan. O adam çok garip bir şey söyledi. Bir ara onunla atıştılar falan böyle. Oturup şey dedi kadına doğru bakıp. Mezarlıklar sizin gibilerle dolu. Biz çok gömdük sizin gibileri. Bu hani çok garip bir şeydi gerçekten o an. Ben bütün bunları izliyorum bu arada. Ben genelde hani böyle olaylar oldu mu karışan değil, izleyen şey de oluyorum. Biraz Türk, da izleyen şey, Türk. Yani izlerim. Çok bulaşmam sizin toplumsal oyununuza gibi her şeyde. Boşnak olduğun için mi? Yok her şeyde böyle nasıl ne alakası var ya? Sizin toplumun. Hayır mi? Orada olsam onları sizin da aynı şey. Senin de toplumsal olayın o ya. Hayır bütün toplumsal oyundan bahsediyorum. Ya bu bir toplumsal oyun değil gerçi. Çok yani saçma konuştum onunla. Ama neyse ben kendimi orada bir olay var yani. Bir Kanadalı ama o metrobüste olsaydı. Çok saçma olay yani anladın mı? Onun kadının niye bağırdığı belliydi. Tam neden olduğunu hatırlamıyorum bile. O kadar küçük bir şeyden olaylar öyle şeylere geldi ki niye bulaşayım ki ben böyle saçma bir şeye. Sonra o adam geliyor işte şoförü durdurmasını istiyor falan. Sonra şey orada bir tane kadın vardı metrobüste onun dışında gece geç saat çünkü. Kadına gidip ya kadına el kaldırılmaz ama görüyorsunuz değil mi falan. Kimse de vurmadı bu arada kadına ama çünkü biz ama orada böyle senin şey var bir... kadına el kaldırılmaz. Evet. Yani genelde yapman gereken bir vazifen vardı ve bunu yapmadın. O kadının evet. Ağzına bir tane
yapıştıracaktın. Ben mi? Yani yapıştıracaktın derken kağıt yapıştıracaktın. Biraz da anlatacaktın işte. Manyak mısın, olayları daha kötüye şey yapar ya. Bence sinerdi ya. Gerçekten bağışlayıcı. Hepinizi öldürüyormuş. Bir dakika, bildiğim her şey yalanmış falan değil. Her şey yalanmış ve hepinizi öldüreceğim. Hayır. Kendi şeyini çözümlemeye başlıyor. Kendinin psikiyatristi oluyor. Evet, bu davranışları çocukluğumda yaşadığım şu olaydan dolayı yapıyorum galiba. Böyle bir şey mi olacağını bekliyorsun? Yani belki sakinleşebilirdi hani. Ketamin ne olabilirdi öyle bir şey? Olabilirdi, aynen. Bu artık... Ya ketamine öyle evet, öyle davranacak bir şeye giremez bile herhalde bir insan. Olsa gerek. Öyle davranacak bir şeye giren bir insan her şeye girer bence hani. Çünkü ben hani kendimi düşünüyorum. Hayır, bilmiyorum. Canım, vücuduna aldığın şeyinle yine o öyle güçlü şeylerle. Bu arada bugün ilginç şeyler öğrendim. MDMA 1920'lerde mi? 30, yok, 60'lar öncesi o dönemde bir şey olarak üretilmiş ve bilim toplum şeyleri tarafından çok güçlü bir antidepresan olarak şey yapılmış ve piyasaya sunulmuş bu dönemde. Daha sonradan bu. Tabii ki de bu şeye, evet, girmiş. Hatta bu Michael Pollan'ın Zihninizi Nasıl Değiştirirsiniz, daha sonra da bunun üzerine bir bölüm yapacağımız kitabında bahsettiği şey üstüne, düstur üstüne. Bu çok uzun süreler ki günümüzde de MDMA birçok tedavide kullanılıyor. Hatta ahtapotları falan verdiler yakın zamanda, birkaç sene önce. Haberin var mı bilmiyorum. Ahtapotlara falan verdiler. Ahtapotlar işte kollarını birbirlerine dolayıp falan birbirlerine sarılmaya başladılar. Bunu belgelediler. Birbirlerine sarılıyorlar. Mesela şöyle falan bir şey de var. Farelere kokain veriyorlar. Genelde fareler böyle küçük, başka bir fare olduğunu falan, sosyalleşmeyi falan, küçük sosyalleşmeler yaşayan şeyler. Birbirlerine böyle bir iki şey yapıyorlar yani, çok hiç yüzlerine bakmama gibi bir şey yok. Ama kokain verilen farelerde yalnız kalmayı tercih ettikleri görülmüş. Evet, bayılıyorum buna. Yani bu hayvanların da, hatta bununla ilgili bir şey vardı. Alper bir History Channel'da mıydı? Ya hayır. Ne? Bilmiyorum. Bir belgesel serisi izletmişti bana. Alkole bağışıklık işte kazan, alkole bağışıklık kazanan şeyler, hayvanlar üzerine. Ve maymunlar falan böyle turistik bölgelerde, işte plajlarda yarım bırakılan alkolleri içiyorlar. Ya da nerede bu oluyor? Bu Afrika'da. Yani sadece, pardon, alkol değildi ya. Evet, şu an bir... Vilma dışarıda mı? Vilma içeride. Kedi katliamı var şu an bahçede. İşte kediler böyle hayvanlar. Kediler... Zaten bence hiç şey yapma ya. Kediler böyle hayvanlar. Böyle hayvanlar. Gerçekten kendi aralarında... Sen hiç çok fazla köpeğin olduğu bir köyde falan uzun bir süre bulundun mu? Yok. Köpek parkında bulundum. Birbirleriyle nasıl sürekli dalıştık? Aynen. Onlarda da var. Evet. Ama kedilerin bu çılgınlığı apaydı yani. Yok bir yani. Şeyden yok. Sen hiç bulaşma oraya. Bak mesela sen bir köpek... Tamam, yok. Ama sen bak, sen bulaşma bence. Bunlar manyak. Bu... Evet, kedilerin manyaklığı biraz bir... daha... Değiller yani. Bir sorunlar var gerçekten ya, kediler. Ya köpeklerde de var bu ya. Gerçekten şey bölgelerde... Yani ben İğneada'dayken hatırlıyorum mesela. İğneada köpeklerle dolu bir yer. Her yerde köpekler var yani. Ve şey... sürekli olay çıkıyor ya. Sürekli birbirine çok ciddi de saldırıyorlar, böyle şey oluyor falan. Bağırınıyorlar, şey yapıyorlar. Bazı insanlar geçemiyor şeyden falan. Hı hı.
oluyor yani bu böyle köpekler de. İt dalaşı diye bir şey var. Bu söz hani öyle şeyine söylenmiş değil. Görüldüğü için. Zen. İnsanda da oluyor yani. Bu metrobüsten anlattığım o şeyden geliyor yani. Yani ne demek kediler böyle hayvanlar falan. Kediler şöyle yani. Kediler... Canlılar böyle şeyler. Biz de böyle şeyiz ama kediler bunu gerçekten şey olarak çok üst noktalara taşımış hayvanlar olduklarını düşünüyorum ben. Bizzat kendi bahçemde bir sürü kedi şeylerine tanıklık ettiğim üzere kedi kavgalarına gerçekten durduk yere hiçbir şey yokken birbirlerine girebiliyorlar. Yani tabii ki de durduk yere hiçbir şey yokken benim yani. Senin için hiçbir şey yok. Evet. Sen burada koltukta İki kedi karşılaşmış. Onlar orada ne yaşıyor? Nasıl ne olmuş olabilir? Yani bu yani iktidar savaşı. Şimdi şeyi anlatıyorsun. Belki onun takıldığı kediye başka biri şey yaptı. Şey yaptılar falan. Kavga ediyorlar o yüzden yani. Amber Heard ile Johnny Depp'i anlattığın gibi. Ama Johnny Depp için ne demiştik? Johnny Depp için ne demiştik? Dönmemeliydi demiştik. Hayır. Yani sen ne demiştin? Geçmiş olsun mu demiştin? Yok. Öyle bir şey mi dedin? Niye? Bilmiyorum. Geçmiş olsun neyse yani. Bilmiyorum geçmiş olsun gibi bir şey söylemiştin sen. Tamam öyle dediysem de ne demek istiyorsun şu an? Yani Johnny Depp'in yanındaydın yani. Yani... Kime üzüldün burada? Yani evliler ve... Burada kime üzüldün? Johnny Depp'e üzüldüm. He. Neden? Bir dakika başka kime niye üzüleyim ki? Adam dövmüş kadın karısını ya. Olayın ha o vardığı noktada o kıza da üzüldüm. Elon Musk'a hiç üzülmedim mi? Elon Musk'a niye üzüleyim? Nasıl? O yapmış çok para puşta yakışır demiştik ya. Ya puştuk olacak biraz. Bence ona da üzülmelisin ya. Niye? Adam sonuçta yani böyle olsun istemezdi yani olaylar. Ne bilinmesin mi istiyorsun? Olaylar böyle gelişmiş. Amber Heard'a çok üzüldüm mü bilmiyorum ama Amber Heard'a üzülmekten ziyade yapmasına gerek yokmuş Johnny Depp'in o dövme olayını. Hani insan ne neden olsun... sevdiği biri yani bu özellikle çoğu zaman kadın ya da bunun dışında insan neden sevdiği birini oysa herkes öldürür sevdiğini. Bu Mark Twain'in şeyi böyle miydi? Oysa herkes öldürür bu, değildi değil mi? Oscar Wilde'ın. Oscar Wilde'ın pardon. Böyle. Oysa herkes öldürür sevdiğini. Sevdiğini. Oysa herkes öldürür sevdiğini. Bir okusak mı? Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu dediklerime. Kimi bir bakışıyla yapar bunu. Kimi dal kavukça sözlerle. Korkaklar öpücük ile öldürür. Yürekliler kılıç darbeleriyle. Kimi gençken öldürür sevdiğini, kimi yaşlıyken. Şehvetli ellerle boğar kimi, kimi altından ellerle. Merhametli kişi bıçak kullanır. Çünkü bıçakla ölen çabuk soğur. Kimi yeterince sevmez, kimi fazla sever. Kimi satar, kimi satın alır. Kimi gözyaşı döker öldürürken, kimi kılı kıpırdamadan öyle... Oysa herkes öldürür sevdiğini ama herkes öldürdü diye ölmez diye bir şey yok. Gerçekten bu konuların üstüne söylenecek şeymiş. Geçen şey bir an aklıma uğradı da bulut geçti. Gözyaşları kaldı çimende. Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde diyerekten bize bu yıldızlı gökler
Ne zaman başladı dönmeye kimse bilmez. Diye bize seslenen binli yıllarda mı yaşamıştı? Hani evet. O dönemler 11. yüzyıl, 10. 1100, yüzyıl gibi. Ne güzel oralardan seslenmiş bize gibi bir his böyle kaplamıştı içime onun o sözlerini şey yaptığımda. Çünkü bana zamanın o şeyinden seslenen biri gibi hissetmiştim. Çünkü şeyinde o gerçekten öyle bir hissi veriyor gibiydi şey yaptı. Yanına uğradım gibi bir şey olmuştu. Öyle hissettiğim için. O zamanlardan böyle bir şu anki şiirin böyle bir gücü de var işte. Tabii. Matbaa çok şeyimiz değil midir? Gerçekten insanlık. Ya şiir mesela hani bütün sanat dallarını ele aldığın zaman hani şiir herhalde birdir diye düşünüyorum. Çünkü ha mesela sinemayı örnek al. Hani hep diyoruz işte paraya ve elektriğe muhtaç olan bir sanat falan diye. Ve sinemayı şey yapamazsın. Hani onu izlemediği anda hani şey yapamazsın. Bir romanı okumadığında, bir resmi görmediğini falan. Ama bir şiirin bir mısrasını duymak mesela insanda bir duygu yaratabiliyor. Ve onun da dışında şey olarak kelimelerle, çünkü kelimelerle var olan varlıklarız. Hani kelimelerin bittiği yerde ya da kelimelerin sustuğu yerde anlamsızlık başlıyor. Anlamlandıramıyoruz. Hani şeyler, yaniler, işte bilmem neler falan geliyor. O kelimelerin yerine koyamadığımız düsturlar ve bunu bir şekilde bir ölçü kalıbıyla ya da ölçüsüz her neyse bunu bir şekilde ifade etme duygusu çok mutlak üstün bir şey. Kelimelerle bir şey yaratmak. Seni anlama götürecek bir yol inşa etmek. Çok güzel bir duygu gerçekten. Şahsiyet dizisini izledim. Geçen hafta. Bir haftada bitirdik İrem'le. Orada Nazım Hikmet'in bir şiirine değiniyorlar. Ceviz Ağacı şiiri. Cem Karaca'nın okuduğu. Cem Karaca'nın aynen. Müziğini. Gurbetteyken yazdığı falan. Ben bu kadar bilgiliyim o şey hakkında. Sen mutlaka daha derin... Gurbette yazdığını bilmiyorum da Şahsiyet dizisinde bu diziyle ilgili. İki Şahsiyet dizisi çok enteresan, güzel bir dizi. Ben Haluk Bilginer'in uzun zamandır şey yapamıyordum. Böyle birkaç tane filmine falan denk geldim. Bilirsin son zamanlarındaki filmleri böyle biraz... Nasıl söylesem, çok içine almayan filmler yani. Boktan filmler aslında. Ben bilmiyorum. Neler mesela? İşte bir ara Yedi Kocalı Hürmüz çıkardı. İşte Onur Ünlü ile şey yaptılar. O Cin Göz Recai falan, rezalet filmlerdi. Birkaç böyle filmde yer aldı son zamanlarında yaptı falan. Bayağı kötü filmlerdi yani. Böyle şey, Haluk Bilginer'in oyunculuğu da beni soğuttu. Bunu ama söylemişken şeyi de merak ettim. Mesela Dead Don't Die'ı sevmiş miydin? Dead Don't Die'ı sevdim de sevmedim. Sevdim. Çünkü sevdim onda da sevmedim, hani mesela sevdim. Alper sevmemişti. Çünkü şey, Carmuş artık böyle hani... Şey gibi bu. Şöyle mesela Tarantino'nun Once Upon a Time Hollywood eksenindeki bir şey gibi. Yani bu tarz bilmiyorum. Carmuş, Tarantino gibi yönetmenler diyeyim. Hani böyle artık zaten acayip güzel filmler yapmış herifler. Biraz zevkine
Evet, o öyle yapıyorlar zaten. Biraz da öyle. Çekme durum ya. Yani. Hani sonuçta bir atıyorum Dead Man kalitesinde olan bir film değil ya da bir Night on Earth kalitesinde olan bir ya da yaptığı ikinci filmini düşün mesela. Stranger Dark Paradise yani. O kalitede olmayan tamamen daha Hollywood filmlerine yakın bir film. Hani o bağımsızlığını uzaklaştırmış zaten bir film. Zaten bağımsız da değil artık. Amazon'un yapımcılığını yaptığı bir film. Evet. Ya bir dakika, şey mi öyleydi? Bir önceki şu otobüs Peterson Amazon'du galiba. Diğeri bilmiyorum. Ama sonuç olarak ekip olarak bütün şey boyunca Tom Waits'ler, şeyler. Iggy Pop'lar. Böyle toplanıp. Eşi Sarah Driver'lar. Vesaire. Sanki biraz ben böyle toplanıp iyi vakit geçirmek görmeyi... istedikleri için yaptıkları evet. Bir film. Gibi. Şeyi görmekten çok mutlu oldum. O kızın ismi neydi? Selena Gomez. Selena Gomez, aynen. Mesela o, Jarmusch'ta şey diyor. O kadını mesela, gerçekten Gomez, seviyorum. Şimdi o kadın mesela ergen ünlülerden biriydi. Bütün böyle 15 yaşından beri falan ünlü olan bir kız ülke çapında. Jarmusch'ta onun hakkında sonra şey diyordu işte. Bence biz ülke olarak gençlerimizin, ergenlerimizin üstüne çok gidiyoruz. Ama onlar, asıl onlar şey yapacak. Çünkü gerçekten istedikleri şeyleri yapıyorlar ve onlara istedikleri şeyleri yapma özgürlüğünü vermeliyiz ve üstlerine gitmemeliyiz gibi bir şeyler söylüyordu sonrasında. Hmm. Ben o kızı yani beğeniyorum gerçekten oyunculuğunu falan. Peki mesela hani en son Selena şey Gomez'i hatta şey gibi görürsen burada bizdeki Aleyna Tilki'yi beğeniyor musun? Aleyna Tilki ile alakalı hiçbir şey bilmiyorum ya gerçekten. Hiç yani, görmedin, hiç gördüm, duymadın. Gördüm, hayır. Yani tip olarak mı? Beğenmiyorum tip olarak. Müziğini, sadece, şeyini, müziğini de yaptığı, beğenmiyorum. Takip et de etmedim. Şey. Hani ama beğenmiyorum. Nedense bilmiyorum. Hani sadece belki saçma bir şey de yaptım. Şeyini Selena hatırlıyorum. Gomez'le onu birleştirdim. Hayır, Aleyna Tilki'nin sadece şeyini hatırlıyorum. O ses değil, pardon. Yeteneksizsiniz Türkiye'ye çıkmıştı sanırım. İlk zamanı yani. İlk parladığı şey o diye hatırlıyorum. Sadece o zaman izlemiştim ve biraz beğenmiştim. Ama sonra olaylar böyle gelişti yani ve takip etmiyorum. Yani yaptığım müziği de yani sonuçta pop yapıyor. Çok pop da dinlemediğim için hani takip etmemem de normal aslında. Ama o kız öyle değil. Yani mesela... Ama bence hani o kız öyle değil diyorsun da şey de olabilir. Gerçekten bu Aleyna Tilki'nin yansıttığı şimdi hayatım. Şeyde. Şimdi yansıtmalar dünyasında yaşıyoruz ya. Şimdi sen de şey dedin. Bu dünya bir oyun sahnesi. Bilmem ne, bilmem ne bir şeyler. Biz dedin. De oyuncularız. Shakespeare diyor. Anlamıyorum. Öyle. Shakespeare dediği şeye şu an sen dedin. Bilmem ne, bilmem. dünya bir oyun sahnesi ve biz bu oyuncularsak bu kızın yansıttığı şeye de bakarsan enerjiye gerçekten atıyorum. Neydi bugün izlediğimiz filmin yönetmeni? Tunç Okan'ın bir filminde olsa bile güzel bir performans çıkartabilir belki gibi. Ben de çıkarırım. Tunç Okan'ın filminde şey yaparsa oynardım. Herkes çıkarır. Figüran bile olurdum abi. Herkes çıkarır orada değil mi? Performans. Evet. Ama o kızla ilgili benim asıl Selena Gomez mi? Aynen. Selena Gomez değil ya. Ne Selena Gomez ya? Selena Gomez'den bahsetmiyorum bu arada. Oh, konunun amına koyduk gerçekten ya. Selena Gomez bana ne abi Selena Gomez'den? Orada oynayan Selena Gomez var ama yani. Sen dedin abi, ben demedim ki. Ama sen şey. Orada oynayan o kız falan deyince aklıma o geldi benim. Polis rolü de oynayan tamam, kız. Neydi? Şöyle, Sevigny. Sevigny, aynen. Hı? Evet.
Bahsettiğim kız o yani. Selena Gomez kim abi? Selena Gomez'le ne işimiz var yani? Hani Amber Heard desen okey ama Selena Gomez... hani çok... Konu bilmiyorum ben o değilim yani. Justin Bieber sevmiştir. Spring Break falandı. Harmon Korine'yi biliyor musun? Bir dakika şunu sorarım. Sen Selena Gomez'i seviyor musun? Yani hiç böyle sadece Dead Don't Die... Alıcı gözüyle bakmadım diyorsun. Hayır sadece Dead Don't Die'da Selena Gomez'e ilk bir şeyim oldu. Ne bir müziğini açıp dinlemişimdir ne bir haberini... Selena Gomez'i nereden tanıyorsun? Çünkü sonra bu şeyleri izledim. Carmuş'un bu arada bütün konuşmalarını falan da izliyorum ben. Böyle sohbet şeyleri yapıyor falan. Şeylere katılıyor. İşte bir film topluluğu. New York film topluluğu. Londra film topluluğu. Orada bir konuşmacı oluyor. Orada biriyle sohbet ediyor filmler üzerine falan. Bunları izliyorum. Orada Peterson diyorum. Dead Don't Die'yı yaptıktan sonra kinde birini izlemiştim. Orada bahsediyordu Selena Gomez. Okay. Ama Selena Gomez'i her öncesinde de tanıyordum bu arada. Justin Bieber'ın sevgilisi olarak falan. Ki Justin Bieber'le bitiş anımız. Şu an ne yapıyor emin değilim yani Justin Bieber. Ama bitiş anımız en son Dylan'ın Justin Bieber'le işte şey... Amsterdam'dan şişme bebek almasıyla sona erdi Justin Bieber. Seks oyuncu. Aynen artık Justin Bieber Türkiye'de, İstanbul'da gibi bir şey var. Hani nasıl yani? Ha o Justin Bieber evinde. Artık o mu bizim için? Direnin başka evinde. Justin Bieber ne yapıyor, ne ediyor? Hiç takip etmiyorum. Karşıma çıkmıyor. Karşıma çıksa bilirdim. Çünkü öyle bir şeyim var gerçekten. Öyle bir gereksiz beynimin. Keşke hani... Nasıl karşına çıkmıyor? Cihangir'de mesela köpek parkına köpeğiyle gitse gibi mi bilirdin? Hayır ben mesela bir gün felsefe hocamız bize lisede şey demiş. İşte bir gazete vardı sınıfta. Şeyin masasındaydı. Hocanın masasındaydı. Gelen geçen hoca... Derse giriyordu, gazeteyi okumaya başlıyordu, siz ne yapıyorsanız yapın diyordu. Böyle rezalet bir lisede okudum. Aynen neyse. Sen ne yapıyordun peki bunu yaptığın ben hocam? Ben o gazeteyi teneffüste okumuştum abi. Hoca girmeden önce ben de merak ettim falan. Gazeteyi okudum. Gazetenin böyle işte 8. 9. sayfasında. Abi bu adam 6 derse giriyorsa. Hayır, her derse başka bir hoca giriyordu. O gazete masada. Hayır o hoca yine sizden çıkıp başka bir şeye giriyor. Yine gazete okumaya devam mı ediyor? Dersleri gazete okuyarak mı? Yani umarım öyle değildir de sanki öyle gibi yani. Siz aynen. İlk ders falan mıydınız? Belki olur ya sabah diyor, ilk gazete. Biz sözel. Bir ayılayım falan diye. Hayır bilmiyorum. Lanet olası. Umarım sadece sözellere böyle davranıyordum. Ne hani, matematik hocası falan mıydı? Felsefe hocasıydı. Ne alakası var? Sözellere olsun. Bilmiyorum. Anlatmış lanet var. Olası hoca ya. Neyse. Böyle bir hocaydı yani. Psikopat herif anladın mı? Yani hani... Neyse bu hocayı üzerine konuşmak istemiyorum bir de. Ama her neyse bu hoca bana şey demişti. Ben teneffüs arasında bu gazeteyi okumuştum. Gazetenin 7. 8. sayfasında falan. Obama'nın köpeğiyle alakalı bir şey vardı. Köpeği mi ne ölmüş Obama'nın? O zaman Obama Amerikan başkanı. Ve köpeği ölmüş. İşte ben de o haberi okudum ama böyle göt kadar bir gazetenin göt kadar bir köşesinde ufak bir haberdi bu. Ve köpeğin ismi Bo. İşte ben de bunu okurken doğal olarak aklıma girdi falan. Sonra derse girdik. İşte gazeteyi açmaya başladı hoca. Biz ne yaparsak yapalım modundaydı. Herkes birbiriyle konuşuyor falan. Ben de genelde ki lisede okuduğum kadar hayatımda hiç kitap okumamışımdır yani. Lisede ciddi bir kitap okuma şeyim vardı. Çünkü dersler hep böyle geçtiği için ben de sürekli sıra altından kitap okuyordum.
Bu muhabbet oldu işte Obama ile ilgili falan. Bunu sınıfa... Peki İmam Hatipler kapatılsın bunlardan varım. Dolayı falan... Ben varım. Bundan dolayı mesela değil mi? Felsefe hocası giriyor ve... Bundan dolayı tabii ki. Yani bu da onlardan biri. Çünkü İmam Hatipler gerçekten bir eğitim kurumu falan değil. Tamamen bir manipülasyon kurumu. Ama niye felsefe hocası orada girip felsefeyi anlatsa güzel bir şekilde? Keşke. Keşke anlatsa. Keşke anlatsa. Biraz olsun felsefeyi anlatsa. Kime anlatacak abi? Hadi niye bana Nietzsche'yi anlatsın. Hadi Spinoza'yı anlatsın. Kime anlatacak bana ya? Ya hani Gazali'yi anlatsın bana. Arabi'yi anlatsın. Tam tasavvuf anlatsın. Felsefesinden girsin. Spinoza'dan yok, çıksın. Yok. Abi. Tamamen literatüre bağımlı. Bunlar şey... anladın mı? Bunlar böyle sonradan hocalar. Yani bunlar hiçbir şekilde tamamen literatüre bağımlı, kitaba bağımlı ve mümkün olduğunca dersi aksatmalı, kaytarmalı falan hocalar yani. Ve en nihayetinde sonuçta bu. Tamam, ve neyse. Ve işte ben derste atılmıştım. Aa evet, köpeği ölmüştü, boğ falan dedim. Şey demişti sonra hoca bana, böyle bak Ömer, sen ileride çok büyük bir adam olacaksın demişti. Obama'nın köpeğinin ismini hatırladığım için. Aynen. Ve yani neyse o gün hiç gelmedi falan ama yani o hocanın da yüzünü görmek istemiyorum. O ayrı bir konu. Şu an yani o hoca... Ya işte bazen hep öyle oluyor ya hepimizin hayatında. Ah o geçmişe döneydim de o hocaya orada cevabını vereydim. Nasrettin Hoca var ya, hani Ömer'de durur mu yapıştırmış cevabı. Cevabı diyecek bir şey bir söyleyeyim. Şey olsaydı da lanet olsun yani işte. Uyuttular yani bizi tamamen. Kafamızı ütüleyip falan. O hale hiç getirdiler. Böyle çok sevdiğin bir hocan oldu mu? Üniversitede mutlaka olmuştur. Lisede de oldu. Lisede edebiyat de olmuştur. Edebiyat hocam aynı. Kimdi? Avni. Avni hoca. Aynen. Avni hoca. Ve gerçekten enteresan bir adam. Bıyıkları çok enteresandı. Böyle çok gür bıyıkları vardı böyle. Neredeyse palaya kayacak falan. Ve ona da hakikaten yakışıyordu. Karizmatik de bir adamdı. Ve bana gerçekten edebiyatı sevdiren hocalardan biridir. Hani o anlamda. Ve bugün hani düşündüğüm zaman gerçekten eğitim sisteminde o edebiyat şeyle. Çünkü bizi o kadar şeylerle, değil geçmiş zamanlarla bilmem nelerle oyaladılar ki hani... O dil ve anlatım ya. O şey değil. Hayır, tamam okey. Dil ve... Her türlü edebiyat konuşuyoruz. Hmm. İşte diyorum ki ya tamam dil ve anlatım o başka bir ders ama ya bu adam gerçekten mesele şeydi. Olay şeydi. Yani gerçekten böyle Bay Keating havasında olmasa da ona yakın yani Ölü Ozanlar Derneği'ndeki karakter gibi ona yakın bir adamdı. Yani bütün işte dilin o anlamları, o gramerleri bilmem neyi değil. Tamamen ifade etmek istediğin şey ne? Yani o sözlerin, kelimelerin arasına sıkışan anlam ne? Bunun üzerine bizi yoğuran ve duygu hani özellikle şiirsel duyguyu ön plana çıkaran benim hayatımdaki insanlardan biriydi. Öyle de kaldı işte şu an. Ne yapıyordur kim bilir. Bu konumuzun en başına dönersek şahsiyet dizisiyle ilgili. Sanırım evet. Yarım saat önce bağlı. Evet. Geçenlerde bitirdim. Tavsiye ederim sana. Haluk Bilginer'in yine oynadığı işte bir filmde ve bu sefer Haluk Bilginer'i sevdim.
Agah Beyoğlu karakterini canlandırıyordu ve Haluk Bilginer olmaktan çıktı benim için. O Agah Beyoğlu oldu. Ama niye? Neydi? İyi oyunculuğunda bence temellerinden Güneş'in biri bu. Oğlu'nda falan sevmedin mi? Haluk Bilginer'i seviyordum zaten. Okurdun. Hayır, Haluk Bilginer'i seviyordum zaten. Aman kendini asmış. Evet. 100 kiloluk bir zenci. Devam edin. Üstelik gece inmiş. Ses gelmiyor kümesten. Ben olsam utanırım. Bu ne biçim öğrenci? Hem dersini bilmiyor, hem de şişman herkesten. İyi nişan alırdı kendini asan zenci. Bira içmez ağlardı, babası değirmenci. Sizden iyi olmasın, boşanmada birinci. Çak canım sakılıyor. Kuşuralım istersen. Deki oyunculuğunu tabii ki de sevdim. Haluk Bilginer'i de seviyordum zaten. Bu arada Ülke Taber, bunu da hemen geçelim not olarak. Bu şiiri mastürbasyon yazarken, yaparken yazdı. yaparken yazdı. Söylüyorlar. Deki oradaki oyunculuğu... şey, senaristi zaten Hakan Günday. Yönetmeni de Onur Saylak. Sanırım arkadaşlar bunlar. Neyin yönetmeni ya? Dizinin şahsiyeti. Şahsiyetin, tamam. Ki Hakan Günday'ın Daha ki kitabını da daha sonra filme çekti Onur Saylak. Ve gerçekten... Doğru, Daha'nın filmi vardı. Sen izledin mi? Hayır, kitabını okudum. Ve dizi gerçekten güzel. Dizide de Nazım'ın özellikle üzerinde durdukları ki... Filme de çok güzel, yani diziye de çok güzel yedirdikleri bir şey vardı. Ceviz Ağacı şiiri. Orada da şey diyordu Nazım. Ne diyordu? Başım köpük köpük bulut. İçim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak. Şerham, şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Velhasıl kelam, keyifli bir diziydi. Böyle Türkiye'deki bu şeyin, gerçi dünya genelinde böyle bir şey var. Artık kimse yani şeye bu ne, uydu vericilerinin şey yaptığı işte televizyonlara ne diyoruz biz? ATV'lere, Kanal D'lere falan filan günlük hayatta işte uydu vericileriyle bize sağlanan şeyler değil mi? Kanallar. Onların dışına çıktığımız bir dönemdeyiz ya artık. Yani işte Netflix'ler, Blue TV'ler, Amerika'da falan acayip işte. Bizde Exxen var şimdi. Mesela Türk yapımı Exxen var. İşte Amerika'da acayip şeyler var işte. Disney Plus'lar bilmem neler falan. Bir sürü D-Smart'lar. İnternet çok acayip bir şey gerçekten ya. Hani şu ana kadar hiçbir hükümet hiçbir şeyde ona hükmedememiş. Abi Twitter Trump'ı banladı. Banladı ha, ya. Evet. Yasakladı. Trump buraya bir şey yazamaz. Diğer bütün hesaplarını şeye de falan başka hesaptan yazmaya çalışmış falan. Bilmem kongrenin bilmem nesinden falan. Çat onu da banlamışlar falan. Artık ele geçirilemiyor anladın mı? Yani şirketlerin dünyası dediğin şeye gerçekten Twitter bir şirket olarak Amerika başkanını dönemin o hani şeydi seçimde tamam kaybetti şey oldu falan ama. Bir daha geldi ve bir daha banladı. Ha, susturdu ya adamı. Hani Amerika başkanını benim o platformundan insanlara ulaşmak istiyor. Yapamazsın dedi. Bugün mesela Türkiye'de de zamanında işte YouTube'u yasakladılar, Twitter'ı, Facebook'u bilmem neyi yasakladılar falan. Ya yani neyse Wikipedia bugün bile açıldı. Açıldı. O dava düştü falan filan.
Bugün bakıyorsun işte bir iki şirket dışında kimse hala kabul etmemiş galiba. Türkiye'nin ağır bir ısrarı var. Vergi almak istiyor çünkü. Yani bir şube aç. Basandan vergi alalım. YouTube falan kabul etti galiba. Emin değilim ama. Evet. Onun dışında baktığın zaman yani bu dünyanın en zengin 10 adımı falan dünyayı satın alabilecek konumdalar, anladın mı? Evet. O şirketlerin ya nasıl bir dönemdeydi gerçekten. Durumu çok acayip bir... Big Data demişti ya geçen Alman. Bu konuyu da biraz okuyacağım ya. Gerçekten çünkü okunması gereken bir konu. Bu veri olayının çığırından çıktığı dönem. Hani daha Hayyam'dan bahsederken matbaa ne kadar önemli falan derken, ulan internet ne kadar önemli şu an, bu da çok acayip bir şey. Çok çok daha acayip bir şey belki matbaadan. Hı hı. Değil mi? Öyle. Ve şu veri akışının hızına ve büyüklüğüne bakabilir misin yani? Olağanüstü gerçekten. Sürekli bir bilgi akışı. Hakim ama kirli bilgi akışının da önemine dikkat çekmeliyiz. Yani bilgiyi ararken geçirdiğimiz o zaman diliminde aslında ne kadar da çok bilgiden uzakta bilgiler içinde kayboluyoruz. Öyle oluyor. Evet. Yani birçok zaman gerçekten istediğimiz bilgiye hiç yaklaşamazken istemediğimiz bilgiler içinde buluyoruz kendimizi. Yani öyle mesela düşünmek işte, lazım. Amber Heard ile Johnny Depp'in siktiğimin ilişkisini... Bana ne ya, değil mi? Nereden biliyorum abi? Sokayım yani. Bir şekilde bana hayat bunu hani haberlere bakarken, bilgiye erişeyim derken falan filan öğretiyorlar, anladın mı? Gerçekten hani o bilgiye erişirken okuyorum ama gerçekten normal hayatta umurumda olmayan şeyler. Hani... Acayip bir durum bu. Bunun yerine karanlık maddeyi öğrenmeyi tercih ederim, anladın mı? Yani... Ne kadar bu da... Bunu mesela? Hı? Nasıl gidiyor? Gayet keyifli. Zihninizi nasıl değiştirirsiniz? Michael Pollan kitabı. Bir 80. sayfada falan. Ben bugün buraya gelirken Joe Rogan'a yine Hamilton katılmış. Onu biraz dinliyordum. Hamilton. Aynen. O MDMA'nin 1950'lerde ilaç olarak şey yapması da oradan gelen bilgi. Şey diyor. Mesela psychedelikler medikal anlamda böyle bir patlama yaşamaya başladı ya. Hı hı. Bunun için şey diyor. Yani garip bir durum bunlar da diyor. Hani çok garip. Hani insan özgür olmalı yediği içtiği şeye karar vermekte. Buna bir kılıf bulmaya çalışmamız bile çok saçma diyor. Medikal bilmem ne şey falan diye. Hani yasallaşma süreci de öyle oluyor ya şu an Amerika'da. Medikalleşme ile birlikte şey gidiyor. Onlar oradan içki yasağından falan şey yapıyorlar. Garip bir durum yani bu da. Ki sen de hep söylersin, Amerika dünyanın başına saldı bütün bu bileşenlerin yasaklanması olayını. Doğanın, bildiğin bitkileri bize yasaklama olayının Amerika'nın başının altından çıkması ve bütün dünyaya yayılması olayı. Şimdi onlar yasallaştırmaya başlıyorlar. Bir de şöyle... Ve Hamilton şunu diyor işte. Neyin şeyi bu diyor, hani medikal kullanım şuna iyi geliyor, buna iyi geliyor. Ben kullanıyorum çünkü hani insanlar da açıklama yapıyor, Amerika'daki bir sürü ünlülerinden şeyine, böyle söz sahibi olan kanaat önderlerinden bir sürü insana falan. Ben şu yüzden şunu kullanıyorum çünkü bana şu yandan fayda sağlıyor, şu yönden şey. Böyle bir justification'a, böyle bir meşrulaştırmaya ne gerek var? Zaten bu insan özgürlüğü diyor yani, hani şey olmalı, istediğin şeyi yemekte özgür olmalısın yani. Bu böyle bir şeye gerek yok meşrulaştırma çabası içine girmeye. Ki istemediğimiz birçok şeyi yiyoruz yani. Bize mesela, bugün mesela
trans yağların artık görünür olmaktan çıkması durumundaki gibi, değil mi? Devlet yani bunu meşrulaştırır. Ben alkol sevmiyorum ama şu an bizi böyle muhabbet ettirmesini seviyorum. Evet. Ama hani şey de var. Sonuçta bu aptallaştırmakla birlikte yani rahatlatma, ya yani bu aptallık biraz hani tercih edilir bir aptallık ya. O yüzden rahatlatma ve hani gevşetme üzerine kurulu bir aptallık en azından. Ama bunun dışında mesela sağlığını etkileyen birçok nokta var yani, değil mi? Günlük hayatta yani vücudumuza giren trans yağlar, GDO'lar, işte diğer bilinmediği, belirsiz, bilmediğimiz birçok şey vücudumuza giriyor gün içinde. Biz paketli gıdalar tüketirken ya da sonuçta işte şehir hayatında nasıl şey beslenme şeyini seçersen seç, bir şekilde o şeye denk geliyorsun yani. O olan şeyin içine bambaşka şeyler eklenmiş oluyor. Yani senin mesela markette işte şey demen gibi, sadece kekin arkasında kekik yazıyordu. İçindekilerde. Yani, pul biberin bile arkasında bir sürü şey yazıyor. Pul biberden bağımsız olarak. Ve hani bu noktada bunu şey yaparken, bunu kabul ederken, evet, senin belirlediğin şeyler dışında vücuduma ne girip girmemesi konusunda bir şeyin olamaz. Hakimiyetin olamaz. Olmamalı. Başka kimsenin çünkü, olamaz. Evet. Çünkü zaten hani benim vücuduma soktuğun şeyler aslında benim yaşamımda sorun olan, sorun teşkil eden şeyler. Yani bunları yasallaştırabiliyorsun ya da her şekilde, işte Batı toplumunda mesela alkolün bugün, değil mi, ne kadar pahalı olursa olsun gidip alkol satın alabiliyoruz. Yani yeri geliyor gece 4-5 evet, olsun. Evet, ve bu aslında ne kadar tehlikeli bir şey, değil mi, alkol? Hani gidip alabiliyorsun ama. Evet. Yani ki buna ceza da kesebiliyorsun, vergi de alıyorsun bundan. Hani birçok şey olabiliyor. Ama onun dışında, alkol dışında olan her maddeyi bir şekilde inisiyatif kullanarak uzaklaştırıp kötü ilan ediyorsun. Alkol dışında her maddeyi değil ya. Alkol dışında çok madde yasal. Ne mesela? Yani nohut, çay, kahve. Gidip alabiliyorsun hepsini. Nohut ne yapıyor insana? Ya ne, bu şeye geliyor bu klasik muhabbet. Suyun bile fazlası zarar gibi. Suyu bile şey yapabilirsin. Sudan bile ölen insan var yani. Çok şey yapıp sudan overdose olan var yani. Tarih şey olmuş böyle bir şey. Ya vardı, o insanın ciddi sorunları da olabilir abi yani. Ne bileyim. Gerçi sudan overdose olsun. Geçen bir haber görmüştüm. Günde 20 litre su yani. İçiyor gibi bir şeydi. İçme. Yani 20 litre su içme yani. Anladın mı? O arkadaşın problemi. Ne bileyim. Ama daha genele yayarsak ya. Bu gerçekten insanlık olarak böyle bir problemimiz bence var. Ne yiyip ne içmeliyiz yani. Yasaklar süt üzerine. Süt mesela, geçen gün Rıfatlı Arman süt içerken yarım saat neden süt içtiklerini sorguladı zaten. Deve Kuşu Kabare'nin Yasaklar diye bir oyunu var mesela. Onu şey yapabiliriz. Buradan geçmek yasak diyor. Neden mesela yasak? Yasak kardeşim. Yasak işte. Yani. Bazı neden salikleri de sorgulamıyorsun bu çağda. Yasak.
yasaklarla donatılmış bir şeyiz, kuşağız. Ve bugün hakikaten farklı bir notadan çalmak bile yasak yani. Yani farklı bir ses etmek. Farklı bir... Ne bileyim yani, o olağan şey ya da olağan kabul edilmiş şeyin aksini söylemek, provokatiflik ya da işte muhalefetlik bu ülkede yasak mesela. Değil ya, yasak. Yani meclisteysen şey yapılabiliyor ki ona da şeyler var işte, ne bileyim. Niye? Partiler kapatılma talebinde bulunuyor bugün değil mi? Atıyorum HDP'yi kapatacaklarını falan söylüyorlar bugün. O derece. Niye? Farklı yani, bir yasaklar falan. Acayip ya şeyler oluyor. Acayip detayına şeyler girersen. Ama Sözcü de yaşıyor şu an. Sol gazetesi de yaşıyor. Komünist Partimiz de var yani. Umut Sarıkaya'nın bir karikatürü vardı ya, Komünist Parti hakkında. İşte para çekmeyi zorlaştırmayacak şeyleri aslında onlar çeşitlenmiş gibi falan şey diyor. Böyle bir şey yaptık başkanım, denesek mi falan. Ulan zaten aldığımız %0.1 oy falan, deneyelim ne olur ki falan gibi. Yani var ama insanlar tercih etmiyorlar yani bu tip düşünceleri. Zaten hani ben tabii Komünist Partili de değilim. Komünizme yani, karşı düşünceleri de değilim. Eskimiş bir düşünce. Tıpkı diğer bütün eskimiş düşünceler gibi yani. İşte o yüzden ama yeni bir şey. Ama bunu şey için söylüyorum. Hani ben de her ne kadar bütün partilerin amına koyayım diyecek olsam da muhalefetlik yasak değil. Var yani. Komünist ilçemiz bile var bizim Dersim'de, Tunceli'de. Hatta Tunceli tamamen komünist şey kazandı. Okey, tamam. Okey, eyvallah. Yani güzel, ne güzel. İyi ki var yani. Ama yani genel olan bir şey üzerine konuşacak olursak, sonuçta yani Türkiye'de bir komünist parti üyesi, bir başkan olması gibi Türkiye'de işte farklı fikir görüşünde olan birçok insan da çeşitli nedenlerden dolayı hapislerde ya da çeşitli nedenlerden dolayı ülkesinden uzaklaşmış, sürgünde bir durumda yani. Bu da bir gerçek ve bu bunlara bir şey değil bence. Bunlara bir örnek değil. Tabii ki de öyle olmalıyız yani. Nerede yaşıyoruz abi? Sonuçta hani... Doğru. Bu konuda gerçek, sen haklısın. Yani belli bir şeyi kabul etmeliyiz yani. İyi bir noktada hani değiliz. Bunun için sevinecek miyiz yani? Şey gibi, Suudi Arabistan'da işte kadınların ne bileyim araba kullanmasına sevinmek gibi bir şey. Yeni araba kullanmaya başladılar yani biz, diye. Yeni araba kullandılar. Bunu, tamam sevinelim de yani biz de kadınlar araba kullanıyor mu diyeceğiz yani. Kullanacak tabii yani, anladın mı? Biz başka bir yani Suudi Arabistan'ın yasalarıyla, donatımıyla kendimizi şey yapmamamız lazım. Yani bunu çok önceden geçmiş olmamız gerekiyordu ama evet. İşte... Yani insanın temel hakları, düşünce özgürlüğü, bu gibi konularda iyi bir noktada değiliz gerçekten diyebilir miyiz? Değiliz tabii ki de. Değiliz yani. Tabii bu olsak şöyle şöyle olurdu gibi bir şey de değil. Sonuçta biz bir yerde bu değilsek biz de buyuz yani. Bir şekilde demek ki bunu seçiyoruz. Yani olsaydı da şöyle olurdu, olmasaydı da böyle olurdu falan gibi bir soruşturma içinde olmamız gerekiyor. Bunu buyuz ve bunu seçiyoruz gibi. Yani işte insan bu anlamda tehlikeli bir varlık. Yani çok çabuk
olan şeye adapte olmak ya da en ufak ne olursa olsun gerçek ya da sahte bir bilginin tutsağı olmak. Bunlar karmaşık şeyler yani, değil mi? Bugün de mesela çok fazla yanlış bilgi manipülasyonu içindeyiz ve günlük hayatta bunları ister istemez biz bunu konuşurken bile şey yapıyoruz, açığa çıkarıyoruz. Yani, bir yanlışa ortak olduğumuz mu? Olabiliyoruz. Evet. Olabiliyoruz. Yani, bir yanlışa ortağız da. Ama bunu isteyerek de yapmıyoruz işin ilginç yanı yani. Biz de diğerleri gibi oluyoruz ister istemez. Yani bu bir şekilde oluyor. Ve buna karşı yapacak bir şey işte mesela McKenna falan diyor ya, hani kültür öyle bir yozlaşma, öyle bir gerçeklik algısının içindeki diyor. Ben hani bundan uzaklaşmak için sürekli seyahat ediyorum diyor mesela kendisi. Yani biz bunun karşısında ne yapıyoruz? Daha ülkeden çıkmadık mesela. Ve ama çok zor ya. Tabii ki yani geldiğimiz noktada birçok şey çok zor. Gerçi yine seçersen çok zor mu? Mesela direnin şeyine dönelim. Burada Antarktika'yı izlerken dedik ki bakalım o da tutacak mı? Nedir bu diren? Antarktika'ya gideceğim. Bunu seçtim şu anda. Ben gidiyorum. Hadi bakalım dedi. Bunu gerçekten büyük ölçüde başarıyor dedi diren. Yani, tabii ne seçtiğin de çok önemli bir şekilde. Mesela ben Antarktika'ya gitmeyi seçmezdim. Eğer öyle bir gerçekten... Neyi seçerdin? Yani şeyse bu, hani şunu da seçtim, bunu da seçtim falan duygusu, evet her olasılığı seçerim ama gerçekten... Şu an neyi seçerdin? Bir şeye yoğunlaşmak. Sonsuz olasılık arasında. Gitme için mi? Hayır, şu an neyi kalma seçerdin? Sadece soru bu. Sonsuz olasılığın var. Şu an neyi seçerdin? Dünya barışı. Ne diyeyim yani? Tabii ki de ben olduğum için tabii ki de küveti seçer. Olabilir. Küvet iyidir ya. Gerçekten. Peki, insanlık tarihinin en büyük buluşlarından biri. Yoksa Ilıca'daki şey mi? Kaplıca mı? Ilıca'daki ya, Ilıca. Başka bir yerdeki bir kaplıca olur da Ilıca'daki değil ya. Neden ya? Çok güzel değil mi orası ya? Dikili'deki kaplıca olur. Ilıca'daki değil ama. Bir de Ilıca'dakinde ne var ya? Dikili'deki de çok güzel tamam ama yengeçte olan Dikili'deki. Evet. Ilıca'daki de çok güzel. Ya, güzeldi artık bence. Dolunay olduğunda... Hayır. Bu yani gece 3'te 4'te falan. Git gidiyor temizlik. Tamam, kimse yokken. Seçim hakkım varsa ben diğerini seçiyorum yani. Ilıca'dakini sen seç abi. Sonuçta çok güzel kaplıcalarımız var. Binlerce olasılıktan. Gidelim mi ya? Seçelim bunu madem o zaman. Türkiye'deki bütün kaplıcalara gitme. Üzerine bir seçim bu. Biz çok müzeli, şeyli, antik kentli falan seçimleri evet, yaptık. Nice kaplıcalar bu şekilde şey yaptı. Ama mesela Türkiye'de şöyle bir şey de var. Kaç? İki kaplıca. Kadın erkek ayrı biliyorsun kaplıcalarda genelde. Yani turistik olanların nasıl bilmiyorum. Bizim kaplıcalar öyle bir şey değildi. Tamam bizim bizimki hani öyle bir şey değildi. Yani. Ekstra bir kaplıca değildi. Orası açık, halka açık bir yerdi. Ama genelde ekstra denizden çıkan sıcak su çünkü yani. Evet. Ki evet. Bence uzun bir süre öyle kalacağını da zannetmiyorum. Bütün oraların şeyin. Buna ben gerçekten inanıyorum. Torunlarımızın torunları. Oha bizim dedelerimiz gerçekten bedava denize mi giriyordu? Gibi cümleler kurabilirler. Tabii. Böyle bir şeye doğru ki gidiyoruz. Bugün evet. Sahiller parsel parsel satılıp. Çıkırık böyle göt kadar halk plajları ilan edilip halka oraya tıkma
üzerine kurulu bir şey, döneme giriyoruz gerçekten. Evet, çok olası da geliyor. Haklısın. Martayı sattılar ya. Her yer satılıyor. Martayı sattılar ya. Her yer satılıyor. Evet. Yani ama ben bu gerçekten bizim için özel anlamından dolayı da Madame Martha'yı özellikle çok yediremiyorum kendime. Aklıma geldikçe evet, her yer duygulanıyorum yani, özel. Anladın mı? Birileri yediremiyor işte. Böyle bir şey var. Bir gerçeklik var. O yüzden satılmış muhabbetten bugün size bir tuvalet molasıyla satılmış muhabbetten. Öyle. Evet. Olaylar böyle.